Salam aleyküm tələbələr. 12-ci mərhələ Demir yollar quruluşu texnologiyası və təşkili fənidən. Mövzu 2-ci yollar quruluşu və demir yol liniyasını küçəltdiriş və işlərini təşkilləşdiriş. 1-ci sual sizlərə. Demir yol quruluşunda quruluşun türləri. Mana bu 2-ci yollar quruluşu bittə türü deyə hesablanır. Özü 4 tə türü var. Qurulishning turlari. Qanaqa turlarini bilasiz? Temir yo'l qurilishida qurilishning 4 ta turi bor. 2-chi yo'llarni qurilish mavzudan oldin bizlar yangi temir yo'l qurilishini o'rganib o'tdik, to'g'rimi? Demak, 1-chi turi yangi temir yo'llar qurilishi. Agar 2-chi turi 2-chi yo'llar qurilishi bo'ladigan bo'lsa, bu 2-chi yo'l bo'ladimi, 1-chi yo'l bo'ladimi, uni elektrlash ishlari bo'ladi, to'g'rimi? Temir yo'lni elektrifikatsiyaga o'tkazish bu temir yo'l qurilishida 3-chi turi deb hisoblanadi. Alohida qurilishning turidir. 4-chi turi esa rekonstruksiya. Rekonstruksiya bu demak qayta tiklash, temir yo'lni o'zini qayta tiklash, peregonlarni qayta tiklash yoki stansiya vokzallarini qayta tiklash bu hammasi birgalikda 4-chi turni shakllantiradi. Reja. Reja bo'yicha 3 ta mavzu qo'yilgan. Birincisi, ikinci yol kuruluşu ve temir yol liniyası küçeltiriş işleri kompleksi. İkincisi, ikinci yollar kuruluşta suni inşaatları, yer palatması ve temir yolunu yukarı kurulması kuruluşunu teşkilleştirir. Üçüncü rica, kuruluşunu teşkilleştiriş schemalar. Yine sizlerle soru. Yani bugünkü mavzu ikinci yol kuruluşu. Nimaga kerak ikinci yol? Bitta yo'l yetarli emasmi? Yana sarf xarajat qilib, ikkinchi yo'lni qurish kerak ekan. Demak, yo'lni o'tkazuvchanligini oshirish. Keyin to'g'ri, yana bitta narsa. Agar ikkinchi yo'lni quradigan bo'lsanglar, demak, sarf xarajatlar kamayadi ekan. Yuk tashishda sarf xarajatlar ham kamayadi. O'shaning uchun yazıp alınlar. Şimdi bunu yazıp almazsan alın. Bunlar sadece tavsiye edilen adabiyatlar. Her daim bir de adabiyatlar verilirdi. Bu adabiyatlar İngiliz dili de Satif Chandra'nın Railway Engineering deyen cüdeyen yaxşı kitabı. Bu derslik Çek devlette hem temir yollarının kuruluşu da hem eksploatasyası da hem tamirlaşı da işletilen, kullanılan adabiyat da hesaplanadı. İkinci kitap Building Construction Handbook degan. Bu endi bino qurishlari bo'yicha kitob Chingley va Green tomonidan yozilgan. 3-chi adabiyot Lesovni o'quv qo'llanmasi o'zbek tilida temir yo'llar qurilishi texnologiyasi va tashkili degan fandan bir xil nomlangan adabiyot. O'quv qo'llanmasi. Yana bitta endi 4-chi adabiyot qo'shimcha deb berilgan o'zbek tilidagi adabiyot, 5-chi adabiyot esa rus tilida Prokudin redaksiyasida Prokudin boshlig'ida qilingan, demak, Prokudin rahbar bo'lgan buni nashrga chiqarishda bu organizatsiya строительства железных дорог o'quv qo'llanma rus tilida. Bitta rus tilida adabiyot berilgan Jinkin. Железнодорожное строительство, организация, планирование. Quyidagi slaydda 2 izli temir yo'lni yoki 2 yo'lli temir yo'lni ko'rinishi keltirilgan. Bu juda ham sifatli elektrlashgan temir yo'l deb hisoblanadi. Demak, qanaqa ko'rinishi bo'ladi? Endi ko'pchilik masalan poyezdda yurmagan talabalar ham bo'lishi mumkin. Ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Ko'rmagan. Osha uchun bu slayd keltirilgan. O'zgaruvchanlikni oshirishning eng samarali yo'llaridan biri bu butun bir tomonlama yo'l bo'ylab ikkinchi yo'lni barpo etishdan iborat. Demak, eng samarali yo'llari bu temir yo'lni o'tkazuvchanligini oshirish. Buning evaziga o'tkazuvchanlik imkoniyati 4-5 barobar oshadi ekan. 2 barobar emas, 4-5 barobar oshadi. Tushundingmi? Mana masalan, daryoga ikkinchi yo'l quriladi-ku, 4-5 ta yo'l emas,
Lekin o'tkazuv uchalmagi 4-5 barobar oshadi. Eksploatatsiya ko'rsatkichlari yaxshilanganligi sababli va uchastka tezligini 30-40% oshganligi evaziga amalga oshiriladi. Demak, eksploatatsiya sharoitlari o'zgaradi. Osha uchun 30-40% samarali bo'ladi, 30-40% kamayadi. Sarf xarajatlari. Bir tomonli liniyanın o'tkazuvchanligini oshirish, elektrlashtirish, quvvatli lokomotivlarni ishlatish, zamonaviy aloqa va signal vositalaridan foydalanish, boshqaruvni osonlashtirish hamda mavjud temir yo'l uskunalarini rekonstruksiya qilish orqali amalga oshiriladi. Demak, faqat ikkinchi yo'llar qurilishimiz, buni yo'li ko'p ekan. Aytib chiqqan hamma usullari qo'llanilishi mumkin. Lokomotivlarni quvvatini oshirish, to'g'rimi? Zamonaviy lokomotivlarni ishlatish, keyin elektrlash. Bu umuman boshqa ishlar hisoblanadi. Boshqa yo'llar. Boshqaruvni osonlashtirish, demak, hozir zamonaviy avtomatlashtirilgan uskunalar qo'yilyapti eksploatatsiyada. Hamda mavjud temir yo'l uskunalarini rekonstruksiya qilish orqali amalga oshiriladi. Bizlar endi faqat bugun elektrlashini oldingi ma'ruzalarda o'tganmiz. Bugun ikkinchi o'sha yo'li, demak, ikkinchi yo'lni qurish. Yangi liniyani qurilishi o'zini quyidagi hollarda oqlaydi. Demak, qanday oqlaydi? Transport tarmoqni kengaytiradi, rayonni transport xizmati yaxshilaydi va iqtisodiyotini rivojlanishga va o'z hissasini qo'shadi. Katta kapital jamlash uchun va yuqori samaradorlikka erishish uchun texnik loyihalardan ikki tomonlama yo'lni qurishning tartibi o'rnatiladi. Ya'ni alohida poligonlarda bir-ketin o'zgaruvchanlik imkoniyati oshirish yordamida amalga oshiriladi. Kitoblar shuni ko'rsatadiki, ikki tomonlama yo'lni 40-50%ini yotqizish yordamida bir sutkada 50-60 juft poyezdlarni o'tkazish imkoniyati oshadi. Demak, agar ikki tomonlama bo'ladigan bo'lsa, temir yo'l bir sutkada juft poyezdlar 50-60 juft poyezdlarni o'tkazish imkoniyati oshadi. Bu o'z navbatida alohida yo'nalish va uchastkalarda bo'lgan talabni uzoq muddatga bo'lishini ta'minlaydi. Umumiy yoki qisman ikki tomonlama yo'lni qurishda asosiy prinsip o'tkazuvchanlik imkoniyati ketma-ketlikda oshirishdan iborat. Birdaniga oshmaydi, ketma-ket. Oxirgi yillarda o'tkazuvchanlik imkoniyati oshirish bo'yicha perigon uzunligi bo'yicha ikki tomonlama yo'l bo'ylab stavkalarni qo'yish ishlari keng qo'llanilmoqda. Demak, stavka bu degan yordamchi qo'shimcha yo'llar bo'ladi. Ba'zi bir joylarda o'sha ikki yo'l bo'ladimi, bir yo'l bo'ladimi, temir yo'l deb stavkalar quriladi. Shu stavkaga, masalan, oldidan kelayotgan bitta poyezd stavkaga kirib turadi. Vaqtincha 1-2 minut uni qarama-qarshi, unga qarama-qarshi kelgan poyezd asosiy yo'ldan o'tib ketganki, bu yo'l stavkadan yana asosiy yo'lga o'tadi-da o'zini harakatini davom ettiradi. O'zini yo'nalishi bo'yicha. O'sha uchun stavkalar qo'llash oxirgi yillar ko'p qo'llaniladi, lekin baribir ikki yo'lli temir yo'l qurilishi samarali bo'ladi ekan. Bunday qurilish iqtisodiy jihatdan samarali bo'lib, yuk tashish yuqori bo'lmagan holatlarda uchastkani dispetcherlik markazlashtirish, strelkalarni elektrlash va avtoblokirovkalarni ratsional ishlatishga imkon beradi. Ikki tomonlama yo'lni qurishda stavkalardan foydalanishda to'xtovsiz poyezdlarni kesishish imkoniyatini yaratish uchun liniyaga o'tkazuvchanlik GPS-larni yaratish kerak bo'ladi. Bu o'z navbatida 8-10 yilgacha va undan ko'proq bo'lgan muddatga hisoblanadi. Oshib borayotgan tashish yo'nalishlarini loyihalash va perigon hamda ikki tomonlama yo'l stavkalarini qurish ketma-ketligini aniqlashda ikki yo'lni qurish rejasini samarali yakunlashdan iborat. Endi boshida birinchi bosqichi stavkalar quriladi, chunki baribir poyezdlarni o'tkazuvchanligini oshirish kerak-ku.
Bir tane de ikinci yol kuruşunu tüketemeyiz. İkinci yol kuruşu katta hacimli işlep satmalar. Oşa uçun iki tamamlama stafkalar kuruluşu mümkün. Kegin bu stafkalarını kanaytırız da ikinci yolun uzunluğunu köpeytirebiliriz. Peki oşa stafkalarını uzunluğunu köpeytirip ikinci yolun kuruşunu devam edin. İkinci yolu ağzıdan kuruş ve keç davrda barka etiş işler çıkarışta tallukli bulmayan harcatlarda alıp geladı. Birinci navbette kuruluşta ketadigan harcatlar. İkinci yönlü remont ve amortizasyası taşış tanlarına aşıya alıp geler. Sebebi, şundaki iki tamamlama yönlü kerakli derecede işletişmezlikten. Köpçülü yeterli bir yönlü tamırlaysan kelin, ikinci yönlü tamırlaysan sağ harcatlar köpeyip gitti. Bu de beytişatı. Bu demek doğru eksploatasyı kımayan kılmayan ki şu nasıl gelip çıkardı. İkinci sebebi, iki tamamlama yönleniş boyunca iki tamamlama yönleniş boyunca emas, fakat bir tamamlama taşlar sikin ve samarasız amalga aşırılar. Bu ham öz navbatida taşı standartını aşırışka alıp geladi. Demek ikinci yol kuruladı, o iki yoldan samarani faydalanmaydı. Fakat bir yoldan faydalanmadı, o şey için sarf harajatlar tamirlashga oshib ketadi. Yangi temir yo'llarni qurishda va izlanishda loyihalarda qurilishi kerak bo'lgan ikkinchi yo'l doim ko'rsatilishi va ko'rsatilishi va hisobga olinishi kerak. Qoida bo'yicha ikkinchi yo'lni bir tomonlama yo'l yonida qurilishi maqsadga muvofiq. Endi bu nima uchun bu narsa yana alohida sizlarga belgilanib ko'rsatilyapti? Chunki İkinci yol qandaydir masofada başqa joyda qurilishi ham mumkin. Mana bu slaydda ikinci yol bir zim yer palatnosida qurilgan. İkinci yolni yer palatnosi alohida qurilishi ham mumkin. Keyin ikinci yol qandaydir birinci yol bilan ikinci yolni arasida masofa qoldirilib başqa joydan o'tishi mumkin. Bu qachon bo'lishi mumkin? Masalan, bir yer palatno ikki izli temir yo'lga bir joyda sig'maydi. Sharoit yo'q. O'sha uchun ikinci yol başka caydan ötüşü mümkün. Şaraiti bar caydan. Yana bittanarsa ikinci yolu alakada yer palatına kurulaydı. Kanadır bu yana kurulu şaraitlerden kelip çıkardı. Eğer ikinci yol birinci yolunu yan bağırıda caylaşıp ya ki bir yer palatına caylaşkan olsa sarf harcatlar anca kanaydı saklanan. İkinci yolu kuruluşta su boyuna ötken ucaskalarda kuruluş işleri layıkı asasında üstki taraftan ameliyat aşırılışı kerak. Bu mavcud qiyaliklar ko'tarma va regulyatsion qurilmalarni saqlashga yordam beradi. Endi suv bor joylar. Bizlar O'zbekistonda kam-kam temir yo'l suv bor joylardan o'tgan. O'sha uchun biz bu narsani chuqurlashtirib talabalarga o'rgatmaymiz. Lekin Rossiyada suvliq joylar ko'p. O'sha suv bor joylarda, demak, qirg'oqlarida o'tgan temir yo'lda стройство высокой пойменной насыпи деген алахыда курс лайхасыны бажарышады, алахыда дәрісләр бар. Бу су өткен жайда қырғақны мустахкамлап, кейін темір жолны құрыш үсліплары қосатылады. Мен шунча гаптан кейін мен сізге айтмақшымын, екінші темір жол құрылышы актуал сауал, актуал мұраккап сауал деп, оша үшін шунча нәрсені гапырып бердім мысалы. Demek ikinci temir yollarını kuruş samarali usulde kısaplanadı başka usullerden nispeten. Bana bu slaytta tepede aytıp ketkende ikinci temir yol birinci temir yol bilen bir yer palatnoda jaylaşken bunu endi ustuvarligi. Birinciden yer palatno barpa etişte sarf harajatlar kamroq boladı. Çünkü kısmen birinci yer palatnodan faydalanasiz. Keyin temir yo'lni o'qi birinchi yo'lga nisbatan yaqin joyda joylashadi. Ikkinchi temir yo'lni o'qi o'sha uchun ikkinchi temir yo'lni qurganda birinchi temir yo'ldan foydalanib, qurilish konstruksiya materiallarini, ashyolarini temir yo'ldan foydalanib tashib berishimiz mumkin. Demak, tashish transport sarf xarajatlari yanada arzon bo'ladi, kam bo'ladi. Chunki temir yo'lni o'zidan foydalanasizlar. Başka joydan arendaga avtomobillar, yuk tashuvchi avtomobillarni olishga shart bo'lmaydi-da, o'sha vagonlardan foydalanib, yana katta hajmli
materiallarını taşı var. İkinci demir yol, birinci demir yol bilen bir yer palatına da caylaşkanda, iki de demir yolunu oku arası 4 metr, 10 cm'ye deyin olay. Gelin ikinci demir yolunu yer palatması kuruluyanda, bana bu bir de kesimi de görsettim, üstünçeler yardımcı, üstünçeler kuruladı. Bu üstünçeler ne için kuruladı? Mana bette birinci temir yolunu yer palatnosunu kıyalı et. Doğru mu? Demek birinci temir yolunu yer palatnosu tüyegen cahı, brofkası mana bette caylaşkan. Oşa birinci temir yolunu yer palatnosu ya üstünçeler kesilip, grunt taşlanadı. Bu üstünçelerde grunt ziçlanadı. Oşa için bu biriktiradı ikide yer palatnosu. İkide yer palatnosu birbirine müstahkem birikten boladı. Kegin acıralık etmediyen arası da Trişinalar, tırkışlar kayda bulmadığın şekilde müstehkem yer palatma bulan. Bitti yer palatma deyip, gelin eksploatasyada işletme. İkinci yolunu tüzeleşi birinci yolge, birinci yolde buladı. Çünkü bunda yem asası da demek, balas prizması iki katlamdan ibaret buladı. Birinci katlamı kum bulup, ikinci katlamı şağal, uzur, çakıktaş şeyden buladı. Yukarı kurulması da yine reliş bal pancara boladı. Bu reliş bal pancara da reliçler, şpallar ve yine birikmeler boladı. Yer palatnosunu kıyalıge balantliğe bağlı boladı. Mesela balantliğe 6 metre geçe boladı olsa, adli gruntlarda yer palatnosu kıyalıge neçige neçige? 1'ge 1.5. 1'ge 1.75. Eğer 6 metreden katta boladı olsa, paske 6 metre geçe boladı. En asasısı mas 6 metre. Endi eğer kötarmanın balantlığı 6 metre geçe bolsa, demek oşa 1'ge 1.5 bolar. Adli gruntlarda, gruntka karap özgarışı mümkün bu. Sınarsak etibar verme. 6 metreden katta boladigan bolsa, 1'ge 1.75 dediğine. Kumli gruntlar boladigan bolsa, 1'ge 2 boladı 6 metre geçe, 6 metreden köp boladigan bolsa, layıha boyunca özgaran berardı. En kattası 1'ge 10 bolishiga mümkün, doğru mu? Bu slaytta, oşa bir yer palatnoda caylaşkan, yana ikkita yolli temir yol körsatilgan, mana bu pastdagi chizmasi esa, qayerda caylaşkan bu? Qanaqa sharoitda? Pastdagi yo'q. Yok. Yerde temir yol izini bir liniyası, bir izi. İğriliklerde ikinci izige nispeten yukarıdan caylaşkan boladı. İğrilikte bana bu şekilde temir yol, iki izli temir yol, iki yollu temir yol bana bu şekilde kurulgan boladı. Demek temir yolunu oklarının arası da masafa özgürlerdi delta'ya. Delta ise radiuske bağlı boladı. Üçüncü kursda bunu cedvalini örgeni görkensler. Radius, mesela doğru uçaskalar ya ki radiusı 1200'den köp boladiyan olsa, bu delta neçik edin? Cedvalde sizlerde verilir. Kança radiusı katta olsa, bu delta şunca kem boladı. Radiusı kança küçükene olsa, bu delta katta boladı. En kattası yarım metr de kısaplanadı. O en kattası eğer radius 600 ya ki 600'den küçükene bulsa. Doğru mu? Bu slide'da demek temir yol 200'lik de. Ben buna için bu slide'ı sarıya keltirdim. Çünkü 3. kursda yan bu slide'ı sarıya bulgen. 3. kursda bizne fakat bir izli temir yolu kızıktırgen. Bir izli temir yolda, bir yollu temir yolda birinci kategoriya bu içe yer palatnosu yeni, asasi meydançası yeni. İkinci kategoriya, birinci kategoriyada 7,6 metr boladı. 7,3 üçüncü kategoriyada, 7,1 dördüncü kategoriyada. Bu adli gruntlarda. Eğer tağlı şarayet boladigan bolsa, grunt, kaya taşlı gruntlardan boladigan bolsa, demek yer palatnosu kaya taşlı gruntlardan yasaladigan bolsa, bu yeni kemaytirişi mümkün. Bir izli temir yolda 6,6 birinci ikinci kategoriyada. Demek 1 metrge kemayadı. Fakat mana bu 4. kategoriyası 90 cm'ye kemayan boladı. 200'li temir yol için bu cadval yana kırıklıgen. 200'li temir yolda bu kıymet özgaradı. Eğer birinci kategoriya için 1 izli temir yolda 7,6 verilgen bolsa, adli gruntlarda
200'li temir yol, 2 yollu temir yolda ise 11 bütün ondan 7. Tağını şaraitte 10 bütün ondan 7. 1 metre. Hemen çarkaştırıp her daim 2 yollu temir yolunu 200'li temir yol deyip etiket etme. Çünkü birinci tercüme kılışken de 200'li temir yol deyip tercüme kılışken de kegin hazır yangi tercümesini karasam 2 yollu temir yol deyip. Oşa uçun ben de oşa ikte söz bitti manuanı bildirerdi. Kuyudalı slaytta 200'li ikinci yollu temir yol kuruluşu carayani keltirilgen. Etibar verinler, kurulu 2 yollu temir yol, hüttü birinci yol kurulgende kutu uklaçıktan faydalanırlardı. Mekanizasyası bir hıl. Kutu uklaçık, demek oşa kuruluyatken temir yoldan faydalanıp hareketlenirdi. Bolışı mümkün, uka 25, uka kutu uklaçık uka deyilirdi. Bunun markaları kur. Uka 25'in bolışı mümkün. Lekin harfları özgermeydi. Укладочный кран УКА. В Узбекистане фақат шу бар да, башқасы йок. Яна буны, мамча, бір емес, икки данасы бар. А, яңге қандайдыр келтірілген дейді. Лекин ол шу қалы ашылмағаным дейді. Тұрып, складта тұрыпты дейді, ашылмағаным дейді. У яңгесіні іш умымдарлығы кәтті яқшы. Енді кім біледі, онда шілейдіген халы мұтахасысы йокмы. Анча болды, яңгесі бар деп іштім. Енді yukarı kurulmasını kuruluş jarayanı bir hal fakat bütten arsa fark kılışı mümkün. Mana bitta balast materyalı birinci yoldan faydalanıp taşılır. Bu balast materyalı birinci yolunu mana bu ikinci yoldan arası da aralığı da tökülenir. Kegin bu oşa ikinci yolda taksımlanır da balast. Farkı şu, işletilerden maşineler bir hal. Puti ukladçik bu birinci yolunu kurgandayım şunu işletesler, ikinci yolunu kurgandayım şunu işletesler. Şimdi puti ukladçini sastaf deyiladi bu. Puti ukladçini sastaf kanaka vagonlardan ibarat. Kim cevap verelim? Puti ukladçini sastaf kanaka vagonlardan ibarat. Kanaka yük vagonlar. Bu şimdi puti ukladçini sastafta fakat rel, şpal, pencerelerini taşıyızlar. Şimdi bunge yana işçilerini taşıydıgan vagonçıktan koşuluşu mümkün. Lekin bunu şimdi ayıp geçiş gerek. Puti ukladışını sasta lokomotivi puti ukladışık. Mesela lokomotivde ulanadı. Puti ukladışık. Bu ne demek bu? Kegin. Puti ukladışıktan taşkarı, uka krandan taşkarı bu sastafta oşa rez şpal pancara taşıydıgan mahsuslengen vagonlar boladı. Bu vagonlarını başka platformalarga nisbatan farkı bu platformalarda rolikler boladı. Örnetilgen rolikler yardımı da ahirgi platformadan birinci platformaya rez şpal pancaralar bemalol kotarılmasdan oşa rolikler yardımı da siljiydi. Rolik aylanadı bu rez şpal pancaralar siljiydi. Birinci var platformaya keltirilipti. Birinci var platformalarda kran alıp bunu aldı. Şimdi etibar verinler yana bir tanarsaga bu fakat mekanizasyonlaştırılgan emas bu işler. Yana kol iş bajariladi. Bu kolda qanday qilingan mana bu jarayon videoda ham bor. Videoda ham ko'rib o'tamiz. Vaqt yetsa, vaqt yetmasa videonu ben mobilde taşıyayım. Şimdi işlerini tarkibini ayıp etmekçi idim. İkinci yol kurulgen de işlerini tarkibi. Bu yılda tayar balast prizmaya uklatya kılınmakta. İkinci yol kurulgen de birinci yolga nispeten işlerini tarkibi yan müzgarali. Sebabı ne mi? Çünkü birinci yolu kurulgen de katta hacimli balast prizması demek vagonlar arkalı taş için birinci siz yolunu yer balatmasıyla uklatka kılas doğru mu? Kegin oşa uklatka kılıngan yoldan faydalanıp hopper dozatorlarını jönetas da oşa hopper dozatorlar sizlerge balast materialini tökülerdi. Kegin uklatka kılıngan temir yolunu kurtarasız 15-20 cm'ye balast prizmasını yolunu astıga taşlayısız. Yaki yolunu astıga, yolunu ortasıga, yolunu iki çetige tökülgen balastını taksımlayısız. Tekisləyisiz, kegin ziçləyisiz, kegin yana bir qatlan taşlayısız, 15-20 cm-lik kötərik. Tol 40-35 cm-lik balast taşlangandan keyin bunu ziçləb, uklatkanı cayıqa caylaşdırıb, qatırasız, boltlarını, xanmasını qatırasız.
Başıda bulutlar hamması katırılgan bulmaydı çünkü temir yolunu kötörsünlerle doğru gelir. Bu birinci yol kurulganda, yangi temir yol kurulganda. Eğer ikinci temir yol kuradigan bolsanız, birinci yoldan faydalanıp, polanı balast prizmasını joylaştırıp, zichlab, tayyor balast prizmaya ukladga qilas. Demek yer polotnosi deformatsiyaga kam uchraydi ikinci yolni kurganda. Çünkü siz yer balat tayyor, yer polotnoga balast prizmasını tayyorlab, keyin ukladga qilas. Ukladka ishlari balastirovkadan keyin bajarilishi bo'ldi. Farqi shu bo'lib turibdi-da, birinchi yo'lni qurilishi bilan ikkinchi yo'lni qurilishi. Mana bu yerda yana ko'rsatilgan bu ukladkaga rels shpalt panjalarini joylashtirib, riftovka, vitravka ishlari bajarilmoqda. Mana bu esa tekshirish. İkta reislerin arası da masafanın tekşirip nazarat işlerini bacarılmaqda. Şimdi nazarat sorularını vermezden aldım. Ben sizlerle videolarını, bir iki video çürgenim. O şey videolarını kursatıp, şeyim, nazarat sorularını. Şimdi hiç fazla bugün deyim, daha bir tasakamım. Kompüterden aşık. Mertesinden kurtarsan bunu da mı edip tutar? İyi tamam. Eğer balast prizmasını yerleştirsek, bu şimdi ikinci yolda kur. Kur ıskazında, ıskazda diyen. Bana köprükte ikinci yol kuruluşu. Дальше у нас происходит комплексное развитие участков между речным совершенством строительства вторых путей, что позволит увеличить пропускную способность, так как у нас здесь существует однобудный участок пути. И есть исторический момент, то есть трассе нужно 50 лет, ну и часто уже можно начинать второй отчет, то есть это как бы новое рождение второй трассы мужества. На 10-километровом участке 5 участков строительных. Это горозрывные работы, это строительство трубы, которую мы сейчас видим, значит, железобетонно через всю станцию водоотводной. Выезжали мы, увидели пролет мостовой на строительство моста. Идет строительство контактной сети второго строящегося пути и переустройство старого пути. Значит, и кроме того, значит, еще и горозрывные работы. Значит, сегодня было несколько взрывов, значит, там спустили более 4000 кубов скальной выемки в выемках, чтобы на этом месте положить второй путь. Şimdi yine bir vakit oldum. 8 yarımda başım oldum. Bugün düzelttim. Videonu taşla denemek yok mu?